Uzun bir aradan sonra biyoinformatik alanında tekrar e, video dersler çekmeye başlayacağım. E, bu dersimizde NCBI'dan, e, daha doğrusu gen e, dünyanın en büyük gen merkezinden e, herhangi bir e, organizmaya Evet herhangi bir e, DNA kodunu çekeceğiz ve bunu Python dilinde ben yapacağım ya da R dilinde de yapılabilir. E, yaklaşık aynı iki dil. Dosya işlemleri açısından bunu anlatmaya çalışacağım. Bu videonun başında şunu belirteyim ben biyolog değilim fakat bu konuyla biraz ilgilendiğim için bildiğim şeyleri paylaşmak istiyorum sizlerden gelen talepler doğrultusunda. Öncelikle NCBI sitesine gidelim. Google'a NCBI yazmanız yeterli. Buraya girdiğimizde arkadaşlar web sitesine. Aradığınız e, türü buradan seçmeniz lazım. Biz gen e, arıyoruz. Genom da alabilirsiniz veya diğer ne istiyorsanız var burada. E, gen bölümüne girelim. Ve e, benim ilk aklıma gelen bir virüs olan HIV virüsü. HIV virüsünü aratalım arkadaşlar. HIV virüsünün genlerini burada bulabiliriz. E, binlerce sonuç var bunlar dünyanın dört bir tarafından gen haritaları ya da DNA'ları DNA dizilimleri çıkarılmış. virüsler. Bunların tabi her birinin kodu var, ID'si var. Yüklenme tarihleri vesaire bunların bilgileri de yine belirgin. Mesela burada human immunodeficiency virüs seçeneği ilk human olanını seçelim. Yani insandaki gibi seçelim. Yine de benim bu açıklamalarımda hatam varsa Biyolog arkadaşlar affetsin. Ee, bazen yanlış bilgi verebilirim yani bu konulara çok aşina değilim. Şimdi bunun e, linkine tıklayalım arkadaşlar. Bu biraz zaman alabilir. Ee, NCBI'nin yoğunluğuna göre ya da sizin internet hızınıza göre yüklenmesi biraz e, zaman alabilir. Burada bu e, gen haritasıyla ilgili bilgiler var. Mesela ID numarası 155871. Updated, updated on 21 April demiş. Yani Nisan 21 2018'de bu harita güncellenmiş. çeşitli bilgiler var. grafiksel olarak haritası var. aşağıya doğru gittiğinizde yine bununla ilgili çeşitli bilgiler var. Fakat biz Direkt kodla ilgileniyoruz. Bu kodda birkaç çeşit var. Mesela e, GenBank, FASTA ve sekans birbir e, grafik şeklinde bize veriyor bunları. Mesela GenBank'la FASTA ve sekans birbirini yeni sekmelerde açayım ben. Mesela GenBank'ta nasıl bir e, bilgi veriyor bize? Epey bir protein kısmının e, DNA dizilimlerini veriyor. Fakat en alta geldiğinizde öbekler halinde e, size datayı veriyor. Bu kodu veriyor. Birden başlayıp 2581'e kadar bu kod devam ediyormuş. Yani bu kadar e, nükleotitten oluşuyor bu dizilim. Bu GenBank ismini verilen Dosya formatı bunu kaydedebilirsiniz yine send to deyip file deyip kaydedebilirsiniz. Ama tabii biz bilgisayarla bunu işleyeceğimiz için bu data bu şekilde kaydetmek bizim işimize gelmez. Fasta formatı biraz daha küçük bir format. Direkt bize dizilimi veriyor. Sadece bilgilerini veriyor. İlk satır bilgileri içeriyor. Daha sonra geriye kalan nükleotit dizilimini bize direkt veriyor. Burada ise bize e, grafik bilgisini veriyor. E, bizim bununla şimdilik işimiz yok. Yine bunu bunu da kaydedebilirsiniz isterseniz dosya olarak resim dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Şimdi biz burada e, bizim bilgisayarcı olarak bizim işimize yarayacak. Yani e, programda kullanacağımız alan tam da şu nokta yani şu kısım. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Bunu send to diyorum. File diyorum. FASTA verisi benim işimi görür. Daha kolay işimi görür. File diyorum. FASTA formatını seçiyorum. Create File diyorum. Burada isterseniz kaydedebilirsiniz. İsterseniz birlikte aç deyip Metin Editörü'nde Windows'da açabilirsiniz. Aç dediğimde şurada gördüğünüz gibi gen dizilimini bana verdi arkadaşlar. Şu ilk satır benim işime yaramaz. Burayı silebilirim. Sildim ilk satırı. Ve dosyayı kaydediyor. Farklı kaydet dedim. Bunu istersen masa üstüne kaydedebilirim. İstersem başka bir yere kaydedebilirim. Ben kolay erişim olması açısından C diskine bunu kaydedeceğim. Yine uzantısını txt olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Buraya gen.txt diye kaydedeyim. Kaydet diyelim. Tabi C dizini Windows'ta 7, 8 ve 10 sürümlerinde admin izni istiyor. Evet diyelim kaydet diyelim. Bakalım C'ye kaydetmiş mi? Evet direkt oradan kaydetmiyor. O zaman masa üstüne kaydedip oraya taşıyalım. farklı kaydet Masaüstü Masa üstü gen kaydet dedim. Bunu kapatabilirim artık. Masa üstüne gittiğimizde bakın şurada gen dosyası. Burada. Buradan alayım ben bunu. Kes deyim. Daha kolay bir yol alalım. C dizinde bunu yapıştırıyorum. Yönetici izni istiyor. Tamam dedim. Gen-TX'de artık C, dis C diskinde C e, diskinin içinde bulunuyor. Buradan kolayca ulaşabilirim. Şimdi elimde e, bu HIV virüsüne ait dizilim mevcut. Şimdi Python'a geliyorum arkadaşlar. Python Python için e, benim video kanalımda dersleri bulabilirsiniz. E, sıfırdan başlayabilirsiniz. Sıfırdan başlayarak e, birçok istatistiksel hesaplamaları dizi işlemlerini, sekans işlemlerinin hepsini bu dersleri izleyerek bulabilirsiniz YouTube kanalım kanalımda Python playlistinde bulabilirsiniz bunların hepsini. Şimdi ben buraya yeni bir Python dosyası açayım. Bunun ismi de Python Gen ve OK deyin. Python Gen dosyasını oluşturdum. Şimdi ilk önce benim dosyayı almam lazım. Bunun için bir e, dosya open diyorum. E, dosyamın yolunu belirtiyorum. C2. Üst üste slash. Gen. Txt. Bu benim dosyam. Ben bu dosyayı hangi modda açacağım? 3 tane temel mod var. Okuma, yazma ve e, üzerine ekleme modları. Yazma için W kullanıyoruz. Okuma için R'yi, üzerine ekleme için A'yı kullanıyoruz. Biz şimdilik sadece okuma işlemi yapacağız. Basit bir e, hesaplama yapacağız gen üzerinde. Dolayısıyla R olarak bunu açıyorum. Bir de e, encoding bölümü var. Bu da bizim Türkçe karakterleri bazen lazım olabilir. E, UTF-8 olarak belirtiyoruz. Encoding kısmını da ayarladık. Şimdi dosyayı e, bir S Değişkenine s stringine okuyayım arkadaşlar. Burada yapmam gereken dosya nokta read demek olacak nokta read. Dosyanın içindeki tüm veriyi aldım s değişkenine aktardım. Dosyayla işim bitti kapatabilirim. Dosya close dedim kapattım. Şu an dosyanın içindeki bu gen txt dosyasının içindeki şu harfler tamamen bir string veri olarak aktarılmış oldu. Şimdi artık kontrol amacıyla bu string gibi yazdıralım. S stringini yazdıralım. Python yeni bir çalıştıralım. Run Python gen diyelim. Şurada gördüğünüz gibi artık o genin diziliminin tamamını ne yapmış oldum? S değişken içime almış oldum. Peki kaç tane nükleotitten oluşuyor bu? Ona bakalım. Bunun için şöyle bir print s nokta şöyleydi herhalde len nokta s Python çalıştıralım bunu çalıştırdıktan sonra 2633 adet burada kod olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar bunu da bir değişkene atayalım. Uzunluk değişkeni olsun bu. Uzunluk eşittir len nokta s diyelim. Bu uzunluk değişkenini birazdan e, kullanacağım. Basit bir, çok basit bir istatistik hesaplama yapacağım. Tabii daha karmaşıkları da yapılabilir. Bu Python'da da yapılabilir. R dilinde de yapılabilir. E, biyologlar genelde R dilini tercih ediyorlar, e, İstatistiğe daha uygun olduğu için. Matlab'da da yapılabilir ya da Python'da yapılır, Java'da yapılır. Hangi dili istiyorsanız o da yapabilirsiniz. Ben burada Python örneği vereceğim. Bu 2633 rakamının uzunluk değişkenine adadım. Peki elimde kaç adet adenin var, kaç adet guanin var, kaç adet sitozin ya da kaç adet timin var? Bunların sayısını da bulmam gerekiyor benim. <laughs> Dolayısıyla for x in e, s diyelim. Ve bu dört değişken için dört tane değişken tanımlıyor. Mesela toplam. Toplam A diyelim. Buna sıfıra eşit diyelim. Ah, Java'ya gitti aklım. Toplam. Adenin. E, guanin için bunu yapalım. Yine sıfıra eşitleyelim diyelim. Toplam. <laughs> e, sitozin için yapalım toplam c dedim bunu da sıfıra eşitledim başlangıçta sıfıra eşitliyorum değişkenleri toplam timin dedim ve yine bunu da sıfıra eşitliyorum bu şekilde sıfıra eşitleme işlemlerini tamamladım daha sonra bir for döngüsü kuruyorum şu stringin içindeki harflerin her birini e, x olarak alacağım ve burada bir e, tabii ki bir if şart bloğu kullanacağız. If e, x eşittir. <laughs> e, x eşittir. A ise toplam a'yı bir artıracağım. E, tabi burada e, şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle. Daha sonra buraya Elif diyelim. X eğer e, Guani ise bu sefer e, Guani'nin sayısını 1 artıracağım. Ee, bunun bütün dörtgen içinde bunu gerçekleştireceğim. Dolayısıyla şöyle bunu kod kopyalayayım. E, ee, guaninse, stozinse ve timinse. Evet, bu şekilde Yaptım. Şimdi çalıştırdığımda e, bir invalid syntax hatası aldım. Buraya bir bakmam lazım. Evet, burada e, ben e, Java koduna aklım gitti. Dolayısıyla e, burada artı eşittir yani üzerine bir ekliyorum. Eğer ise üzerine bir ekliyorum. Yine aynı şekilde artı eşittir bir diyelim guanin'e. E, şurayı sitozin yapalım. Artı eşittir 1 diyelim ve şurayı da eee timin için yine artı eşittir 1 diyelim. Burada buldukça A harfini buldukça 1 artırıyorum. Eee G'yi buldukça 1 artırıyorum. C'yi buldukça 1 artırıyorum. T'yi buldukça 1 artırıyorum. Bu şekilde işlemimi tamamlıyorum. Bunu çalıştırdığımda artık eee buradaki Toplam adenin, guanin ve timin sayısını bulmuş oluyorum. Bunları isterseniz yazdıralım. Print. E, burada uzunluğu yazdırayım önce. Toplam gen sayısı, toplam e, ya da nükleik asit sayısı da diyebiliriz ama ben gen sayısı diyeyim. Virgül e, uzunluk. Yukarıda hatırlarsanız uzunluk değişkenini almıştık bu string'in uzunluğunu. Şimdi print e, toplam ya da adenin diyelim direkt adenin sayısını buraya yazalım. E, burada artık ne yapacağız? Toplam A diyeceğiz. E, şöyle ben bunu kopyalayayım, 2 saat yazmayın burada video dersi uz uzatmayalım. Evet, adenin. Guanin, sitozin. Ben yanlış yazıyor olabilirim, biyoloji, biyolog arkadaşlar, affetsin beni. Ve timin. Ee, burada tabii guanin için toplam G, e, sitozin için toplam C ve timin için toplam T değişkenlerini kullanacağız. Şimdi bunu çalıştırdığımızda artık. E, 931 adet adenin yani A harfi mevcut, 593 adet guanin, 440 adet stozin ve 630 adet timin bulunmakta. Peki bunların yüzdelik dilimlerini hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hesaplayabiliriz. Hemen şurada yüzdelik dilimlerini de hesaplatalım. Değişkenin içinde de hesaplatabiliriz, fark etmez. Şuraya bir virgül atıp eee yüzde deyip şu şekilde yüzde eşittir deyip daha sonra şuraya hızlı bir e, hesaplama işlemi gerçekleştirebiliriz. Burada basit bir matematiksel işlem kullanacağız. 2633 de 931 ise yüzde kaçtır diyeceğiz. Dolayısıyla buraya şunu yapalım. Toplam e, A çarpı 100 bölü uzunluk. Şu şekilde basit bir formül yaptığımızda yüzdeyi de hesaplatabiliriz. Çalıştırdığımızda bakın yüzde 35 virgül gibi bir rakam geliyor. Şimdi şu kodu alalım. Şurayı diğerleri için de hızlıca uygulayalım. Diyelim şöyle. Burayı guanin için şurayı Sitozin için şurayı da yine timin için ayarlayalım ve çalıştıralım. Çalıştırdığımızda adenin %35, guanin 22, sitozin 16 ve e, timin de %23 olarak e, bulunmuş oluyor. Bununla beraber e, artık daha fazla dosyayı içeriye aldıktan sonra daha fazla işlemleri Gerçekleştirebiliriz ee, buradan e, biyolog arkadaşlardan mailler geliyor yorumlar mailler geliyor Python e, Dili de kullanılabilir R arda kullanılabilir ama genel olarak mantık aynı aynı mantıkta iş yapacaksınız Python ile ilgili video derslerimiz mevcut kanalda oradan izleyerek e, işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz Daha hızlı Sonuç alabilirsiniz ee, bu şekilde basit bir istatistik hesap yaptık arkadaşlar.